Başbakan tutuklanacaktı, propagandası yapıldı. Bunu demek istiyorum. Burada bir operasyon yapılıyor cemaate karşı. Bu operasyonun arkasında AK Parti'yi yönlendiren MİT var. Ben buna %100 eminim. Çünkü peki, bir sürü hadiselerde mesela kişilerin bürokraside kadrolaşıyor denilmesi, yok efendim bilmem ne böceği bunu MİT'çi polis, cemaatçi polisler konuldu demesi, buna da cemaat var. Cemaatin açıklamaları var. Yani Fethullah Gülen'in bizzat açıklamaları var ki hiç bu başbakana konulan böcekle hiç alakalarının olmadığına, yani her konuda laf dönüp dolaşıyor ve cemaat bunu yaptığı ya getiriliyor MİT tarafından. İşte cemaat sizin iktidarınıza ortak olmak istiyor söylentileriyle cemaatle iktidarın aslında arası maalesef açılıyor ve açıldı. Acaba ben de bunu şunu düşünüyorum. Acaba bir samimiyet yok mu MİT'te? Yani Tayyip Erdoğan'ı yanlış yönlendirerek cemaatle arasını bu tip söylemlerle bunlar mı açıyor? Bence bu konunun peki, da ben de şunu düşünülmesi sormak lazım. Cemaat olmasa bile cemaatle yani gücünü cemaatten aldığını iddia eden bir takım aktörler yüzünden kriz buraya gelmiş olamaz mı? Sizce koskoca Türkiye'nin başbakanı söylentilerle mi hareket eder, yoksa önüne bir takım istihbarat raporları konuyor olabilir mi? Ama kim Yani koyuyor? İşte ben tamam de onu da söylüyorum. yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Başbakan yanıltılıyor. Başbakan bu ülkenin istihbarat teşkilatı ben tarafından buna yanıltılıyor. inanıyorum tabii. Ben buna inanıyorum. Çünkü bak, geldiği noktaya bak. Öyle bir noktaya geldi ki lüzumsuz yere dershaneleri kapatmaya yelteniyor. Lüzumsuz yere beni hedef almışlardı, beni tutuklayacaklardı diyor. Halbuki hukuken bu Ucu mümkün başbakana değil. gidiyordu, o açıkçası. Hukuken bu ya ucu manen gidebilir ancak. Yani bu neticede KCK ile MİT iç içe girmiş. Bu yanlış diyebilirsin MİT'e yönelik bu operasyonun, doğru diyebilirsin. Ama bunun sonucu başbakan hedefti, başbakanı tutuklayacaktı denilemez. Bu hukuken mümkün değil. Ben bu Siz hala 7 kanaatteyim. Ben Şubat'ı başbakanın savunuyorsunuz. yanıltıldığı kanaatindeyim. Endişeye sevk edildiği kanaatindeyim. Ve bak, öyle bir tablo ortaya çıktı ki bu son atakla maalesef. Bu 7 Şubat'ı ne olur bir daha konuşmayalım. Burada Ben 7 bunun Şubat'ı ben arkasında konuşmuyorum durmayalım da yani. bu birbirine bağlı. Bu yeni tekrardan bu Hakan Fidan'ın aleyhine çıkan yazılardan dolayı yeniden Peki. işte İsrail bağlantılı cemaat suçlandığı için yeniden bir dershane operasyonu mu başlandı diye Peki. ben bir soru işareti ortaya atıyorum.